geldi Zemriye'nin mutfağına. Bugünkü menümüzde pastane usulü tahinli çörek yapacağım sevgili takipçilerim. Şimdi malzemeler. Burada bir bardak suyumuz var. Bir bardak çay bardağının şekerimiz var sevgili takipçilerim. Bir tane de mayamız var burada, kuru maya. Bir çay kaşığı tuzumuz var. Bir tatlı kaşığı tereyağımız var. Burada da kavrulmuş susamımız var. Burada da iki tane yumurta var burada da. Birinin sarısı beyazını hamurun içine katacağım. Birinin beyazını da hamura süreceğim sevgili takipçilerim. Yaparken görüşürüz. Burada da 4 bardak unumuz var. Burada da yarım kilo yani 500 gram unumuz var sevgili takipçilerim. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Hamurumuzu yoğuralım. Öncelikle suyumuzu katıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ondan sonra mayamızı katıyorum. Şekerimizi de katıyorum. Ben hepsini birden döküyorum sevgili takipçilerim. Tuzumuz. Burada da bir tatlı kaşığı tereyağımız var. Bir de yumurtanın sarısını, sarı beyazı katacağım. Şimdi bunu bir güzelce çırpalım. Şimdi bunu bir güzelce çırpayım sevgili takipçilerim. Ellerimi de önceden yıkamışım. Yağı var içinde azıcık eline ezdireyim onu sevgili takipçilerim. Şimdi unumuzu azar azar dökeceğim sevgili takipçilerim. Bismillahirrahmanirrahim. Çok da güzel olacak. Bakalım nasıl olacak. Unu dökerken de biraz dikkatli dökün, 2-3 yuva dökün, azar azar ekleyin. Yine bugün sevgili takipçilerim erken yapıyorum yani sabah erken, cumartesi sabahıdır. Herkese de günaydınlar, hayırlı sabahlar herkese, bütün Türkiye'mize, milletimize, devletimize, vatanımıza, ordumuza, yurdumuza. Herkese hayırlı sabahlar olsun sevgili takipçilerim. Çayla içmeye sabah, bugün cumartesidir, sabahına yapıyorum çayla içme için sevgili takipçilerim. Şimdi sonunu da döküyorum sevgili takipçilerim. Yani 4 luga, 3 luga, 4 luga döktüm unumuzu. Şimdi sevgili takipçilerim hafif biraz, çok hafif yani ele yapışan, fazla değil, acıcık. Şimdi burada da güzelce bir hazırlayayım sevgili takipçilerim. Hemen yapacağım yani ben bekletmeyeceğim. Niye? Vaktim müsait değil. Sizin vaktiniz müsait olursa bezeleri aldıktan sonra 10 dakikada, 5 dakika, 10 dakika bekletebilirsiniz. Ben bekletmeyeceğim, hemen yapacağım. Şimdi hamur kartıyla keseceğim sevgili takipçilerim.
bunları beze yapacağım. Eşitleyeceğim, hangisi küçüktür, hangisi büyüktür, onu ona katacağım. Ben bekletmedim, siz bekletebilirsiniz. 5 dakika, 10 dakika bekletebilirsiniz, ben hemen yapacağım. Çöp çocuk akana kadar yapacağım ben. Şimdi çocuklar yatıyor. Ne kaldı? İyiymiş, iyiymiş. Şimdi açıyorum sevgili takipçilerim. Küçük oklavayla açıyorum ama küçük oklavayı da benim elimden kaçıyor. Az malzemeyle yapılan bir pastane çöreği sevgili takipçilerim. Siz de canınız istediğimi hemen sabah kahvaltısında veya çay saatlerinde yapıp yiyebilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Oklavaya sardım. İster siz dörtgen açın, dörtgen tipinde. İster siz yuvarlak açın. Nasıl ki açarsınız. Ben yuvarlak açıyorum. Dörtgen açan yerim daha doğrusu. Dörtgeni beceremiyorum. Ben yuvarlak açıyorum. Şimdi sevgili takipçilerim yukamızı açtım. Şimdi tahinimizi sepeceğim sevgili takipçilerim. Tahinimiz biraz kalın oldu. Ben üzerine şekerini dökeceğim. İçine şeker dökmedim. Zaten hamura şeker döktüm. Şimdi fırça yardımıyla böyle bir sürdüreyim yanı yorasına. Şimdi şeker sepacağım üzerinden. Siz de herkesin isteğine bağlı. Çok seviyorsanız çok katarsınız. Az seviyorsanız az katarsınız sevgili takipçilerim. Bunun ölçüsü yoktur. Şimdi düreceğim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Sürelim sevgili takipçilerim. Şu kenarlarına iyi sürelim. İyi sürülmemiş. Tamam. Şimdi incecik incecik kıvıracağım sevgili takipçilerim. Şöyle incecikcene kıvıracağım. Gayet ince kıvırmaya delalet edeyim. Şu kenarına da azıcık yumurtanın beyazından süreceğim ki yapışsın sevgili takipçilerim. Sürmesen yapışmaz. Şimdi böyle yuvarlayacağım. İncecik tane yuvarlayacağım. Biraz daha ince diyorum sevgili takipçilerim. Şimdi bunu yuvarlatacağım, düreceğim sevgili takipçilerim. Şöyle kıvırıyorum. Çok da güzel olacak, çok da pürüzsüz bir hamur elde ettim sevgili takipçilerim. Bunu da şöyle altına alalım, tepsimizin üzerine koyalım. Tepsimize koyalım. İşte böyle oldu. Şimdi ikincisini açacağım sevgili takipçilerim. Değil mi? Ses yapma Ahmet. Şimdi ikincisine de aynı işlemi yapıyorum sevgili takipçilerim. Şu kısmına şey hissetmeyeceğim, orayı iyi yapışsın diye.
Oraya yumurta süreceğim. Arkadaşlar abone olun, videoyu beğenin, yorum da atın. Durduralım mı Emre? Durdur Ahmet. Arkadaşlar şimdiki işlemimiz ne Emre? Şimdiki işlemde şekerimizi sepiyorum Ahmet. Ahmet de bugün okulda değil. Şimdi şeker serpiyor Emre Hanım. Ama neden şeker serpiyoruz Emre Hanım? Bunun ismi ne? Bunun ismi pastahane çöreği, tahinli. Şimdi bunu da aynı öyle şey yapacağım, güreceğim sevgili takipçilerim. Şimdi ben çıkacağım burada. Tamam, sen şimdi çık. Çıkayım. Kapattın mı? Hayır, kapatmadım. Şimdi buna da aynı işlemi yaptım sevgili takipçilerim. Şimdi bunu da dürüyorum. Şöyle güzel bir şekilde sarıyorum. Çok da güzel oldu. Şöyle altına alalım bunu da. Şimdi tepsimizin içine koyuyorum. Diğerlerini de yaptıktan sonra yumurtasını sürerken görüşürüz sevgili takipçilerim. Şimdi yaptım sevgili takipçilerim çöreklerimizi, tahinli. Şimdi yumurtasını süreceğim. Bismillahirrahmanirrahim, yumurtasına da hafifçe 5 dakika 10 dakika bekletebilirsiniz. Ben vaktim yoktur, ben bekletmeyeceğim. Yapana kadar nakit dur diye. Şimdi susamını döküyorum sevgili takipçilerim üzerlerine. Onun üzerine de dökeyim. Açık açayım ki döküyorum. O ölçüden zaten 4 tane, 5 tane tahinli çöreğimiz oldu sevgili takipçilerim. Az yaptım. Tamam sevgili takipçilerim. Tahinli çöreklerimiz pişti sevgili takipçilerim. Çok da güzel oldu. Sıcak dur tepsi kaldıramıyorum. Çok güzel oldu sevgili takipçilerim. Çörekimiz servise hazırdı. Yiyenlere afiyet olsun. Yapanlara Allah kolaylık versin. Abone olmayı, yorum atmayı, like atmayı da izlemeyi unutmayın sevgili takipçilerim. Hoşça Emriyan'ı, hoşça kalın, dostça kalın, Emriyan'ın mutfağında kalın. Herkese hayırlı günler, hayırlı hafta sonları olsun sevgili takipçilerim. Görüşmek üzere başka videolarda.